Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 2 Ekim Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Adana'da zevkli koşular yine bizleri bekliyor. 2 altılımız olacak sevgili dostlar. Banko adaylarımız olacak, sürpriz safkanlarımız. İnşallah dilediğim sonuca ulaşırız. Tüm yarış severler herkese bol şanslar diliyorum. Evet, videomun hemen altına bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar, güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize sevgili dostlar. Evet, birinci koşu saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde bir mailing koşuyla start alacak birinci altılık ayımız. 3 yaşlı Arapların 1300 metre kumda mücadele verecek 2 ve 6 nol safkanlar ekürü olarak piste çıkacak. Evet, burada ilgimizi çeken ilk defa piste çıkacak olan safkanlar sevgili dostlar. Bunların arasında birincilik çıkacağını düşündüğüm bir koşu olarak değerlendirdiğim bir koşu olacak. Benim burada 3 nolu safkanımız burada, yani hem çalışma olarak orijinal olarak hoşuma giden 3 benim ilk tercihim. İkinci atım 8 nolu safkanımız Mehmet Ali Solmaz'la etkili koşmasını bekliyorum. 8 ikinci tercihim. Üçüncü atım 4 nolu safkanımız Ercan Çankaya'yla. Evet, jockey olduktan sonra ilk yarışını kazandı. Onu da tebrik edelim sevgili dostlar. Yani başarının devamını diliyoruz jockeylik hayatında. Evet, sonradan burada ekürler olacak. 2 nolu çukur ovalı gördü. Yarış tecrübesinde 110 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. 2'yi de es geçmeyeceğim. 3, 8, 4 ve 2 benim birinci altılık ayımızdaki sıralamam. Evet, ikinci koşumuz şartlı 4. 4 yaş 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik ayımızda burada start alacak. Evet, koşuya bakıldığı zaman birazcık tempoya girecek bir koşu gibi görünüyor sevgili dostlar. Yani mesafenin uzun oluşu, yani Güven Ağa çıkacak, bir kere liderlik isteyecek. Kop Kaptar olsun, 8 nolu Unzen olsun, yani Sahit Bey de bu mücadelenin içerisine girecektir. Mehmet Akgöz'e kulvar 2, onları kaçırmamaya çalışacak ama burada 1 nolu Boztepe Bey sonlarını ben çok güçlü geleceğini düşünüyorum. Yarışı çalabilir. İlk tercihim ikinci atım 8 nolu Unzen olacak. O da apranti arkadaşım Alişan Bağır'la etkili koşmasını bekliyorum. 2 nolu Hızlı Kuruş ve 4 nolu Sait Bey. Yani bu koşu için bu 4 safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 1, 8, 2 ve 4 şeklinde benim bu koştaki sıralamam. Evet, 3. koşumuz şartlı 3 dişiler masu 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çime çıkacaklar. 8 safkanımız yer alıyor. 6 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, yarış hayatlarına birincilikle tanışan, ilk çim yarışlarında gayet başarılı sonuçta ayrılan, son koşusunu çimde kazanan safkanlarımız bir arada. Yani burada bakıldığı zaman hemen hemen tüm safkanlar beraber, ilk defa beraber koşacaklar. Ben burada Golden Hope'den Nizamettin Demir'le ilk defa buluştu. Yaptığı ilk startında çok başarılı bir koşu sergiledi. Mert Ali Solmaz'la çok başarılı bir koşu. Hem de dereceye bakıldığı zaman da gayet başarılı bir dereceyle ayrıldığını düşünüyorum. Burada ilk startına yine Aşkı Efsa sevgili dostlar, yine Mert Ali Solmaz'la start almıştı bu safkanımız. Yine koşuyu Mert Ali Solmaz'la birincilikle ayrıldı. Bir Papa Clem temsilcisi gerçekten başarılı bir koşu sergiledi o da. Yani burada 5 nolu safkanımız Uğur Timur'la, o da sevgili Adana'da 1200'de mükemmel bir koşu, harika bir birincilik ile ayrıldı. Bir Victor Golob temsilcisi. Yani burada 1 ile 5 arasında sanki gidip gelecek bir koşu gibi görüyorum sevgili dostlar. Ben bu iki safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. 1 ve 5 benim bu koştaki tercih edeceğim. Bu iki safkan olacak. Evet, dördüncü koşumuz 7 plase ve birinci üçlük ayımız. Burada startlı bir maiden koşu. 3 yaş Araplar 1300 metre kuma çıkacaklar. 11 safkanımız yer alıyor. 1 ve 6 nolu Talum ekür olarak piste çıkacaklar.
Evet, benim buradaki ilk tercihim yaptığı son koşusunda güzel bir ikincilikle pistten ayrıldı. Elazığ pistinden de biliyorsunuz tanıyoruz bu safkanı. Şimşek Dizdar Menderes Avşar'la 60 kiloyla Bargıran olsun, Passat olsun yine aynı safkanlarla yine buraya mücadele edecekler. Ben Şimşek Dizdar'dan hem kilo avantajı da var Alişan Bağır'la çok çok önde tutuyorum. Yarışı çalabilir. Çok dikkat. İlk tercihim. İkinci atımda 3 nolu Bargıran sevgili dostlar. O da onu da Elazığ pistinden yakından tanıyoruz. Adana'ya geliyor. Üçü de kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Sonradan 4 nolu safkanın Passat diyeceğiz. Mehmet Akgöz'le ilk defa buluştu. Buna da bir çarp atmak doğru olacağını düşünüyorum. Ve de Deniz'in kızı Nizamettin Demir'le İyi koşu gelecektir. Onun da yaptığı kum performansı gerçekten başarılı. Ankara pistinde harika koşular çıkarttı. Şimdi Adana pistine geliyor. Deniz'in kızını da kesin ihmale gelmeyecek bir safkan olarak düşünüyorum. 1-3-4-7 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet, 5. koşu 2. altılık ayımız. Burada start alacak. Şartlı 5, 3 yaşlı Arapları 1300 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alacak. Evet, koşuya bakıldığı zaman gerçekten başarılı koşular çıkartan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Yani birbirlerine çok yakın derecelerle hem koşuları iyi koşular çıkartıp pistten ayrılan safkanlarımız bir arada, yani enteresan bir safkanın da geleceği, yani çok çekişmeli, zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. Burada 8-10'u Melisa kızı İsa Katar'la ben bu safkanın üstünde bayağı durdum. Yani yarışlarını tekrar tekrar izledim. Harika koşulara sahip. Adana pistinde, Kocaeli'de olsun, Şanlıurfa'da yarış hayatına üst üste birincilikle ayrıldı. Ben Melisa kızdan yani bu özlediği birinciliğe bir iki adım daha yakın görüyorum. İlk tercihim, ikinci attım Sıkı Dost olacak. O da Kadir Demirel'le buluştu. Yaptığı kum performansı Ankara 1300'de bu mesafede. Şimdi Adana'da boy gösterecek. Yani Kafa Oktay'ın o zaman sürdürerek favori hanesinde birinci at çıkmıştı. Yani Sıkı Dost'tan Nizamettin Demir'le çok etkili bir koşu çıkarttı. Ben Sıkı Dost'tan da etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İkinci tercihim olacak. Üçüncü atım 2 nolu Tumbul Gültay Sami Kaplan'la kesinlikle ihmale gelmeyecek. Elazığ pistinden de onu da yakından tanıdığımız bir safkanımız. Bu kısa mesafede 1500 ve 1200'de kısa vade altıyı harika bir koşu çıkartarak kazanan Tumbul Gültay'ı da kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkan olarak görüyorum. 2'yi de es geçmeyeceğim. Sonradan 5-10 Mir Aslan'ı diyeceğim. İsa Akgöz'a etkili koşmasını bekleyeyim. Son ismim olacak sevgili dostlar. Evet, 8-1-2-3-5 şeklinde benim bu koştaki sıralamam. Evet, 6. koşumuz kısa vade 8 bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1300 metre çime çıkacaklar. 12 safkanımız yer alacak. Evet, koşuya bakıldığı zaman benim burada 1. altılık ayın için banko adayım olacak. O da bir tur borcunu Mehmet Salih Çelik de bir kere start aldı. Kazandı. 18 günlük bir araya girdi. İstanbul'da 1200'de maalesef bir üçüncülükte ayrıldı. Ankara'da kazanan bir safkanımız. Adana'da aynı şekilde 1900'ü kazandı, arkasından Ankara'ya gitti. 1400 şartlı 5 iyi bir koşu çıkarttı. Yine kazanacağı bir koşuda ben yer alacaktır ve de koşuyu kazanmasını, lehine çevirmesini bekliyorum. Benim 3 nolu Özgür Su benim banko ismim olacak. Evet, rakip hanesinde ikili deneyecek veya bütçesi doğrultusunda yer verecek arkadaşlar Yeşil Elma Ercan Çankaya'yla, yani bu da en ciddi rakibi olacaktır. Özgür Su'ya tercih yapabiliriz. Bankomuzu başka yerde değerlendirecek arkadaşlar için söylüyorum ama benim 3 nolu Özgür Su banko adayım. Banko olarak değerlendireceğim. 7 nolu Yeşil Elma ciddi bir rakibidir sevgili dostlar. Burada bir tane sürpriz isim Caymaz'ın oğlu Velat Demir'le ben ikincilik şansı olduğunu düşündüğüm bir diğer safkan olacak. 3 bankom, arkası 7 ve 2 şeklinde bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet, 7. koşumuz handikap 16, 3 ve Kore İngilizler 1400 metre kum, 11 safkanımız yer alıyor. 2. 4'lük aynımızda
burada start alacak. Evet, burada benim tuttuğum 3 safkan var. Onlar kimler? Alator, Nizamettin Demir'le etkili koşmasını bekleyeyim. Yani son yaptığı 6.lık, 5.lık, 4.lık kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkan. İlk tercihimiz bu olması gerektiğini düşünüyorum Nizamettin Demir'le. Grup da aslında onun için uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki rakipleri de var. 2 tane safkan önereceğim. 1 nolu Alator ilk tercihim. 2. atım 2 nolu Pro olacak. O da Muhammed Özdemir'le ilk defa buluştu. Yaptığı son Adana'da 1900'ü kazandı. Şimdi mesafe kısaldı ama yine etkili koşmasını bekliyorum Pro'dan. İyi bir koşu gelecektir. 2 ve de Altınolu Obrix diyeceğim. Mert Ali Solmaz'la 1, 2 ve 6 benim bu koştaki tercih isimlerim olacak. Evet, 8. koşumuz şartlı 3. Yamak 1 sınıfındaki apprentice arkadaşlarımız at binecekler. 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre çime çıkacaklar. 10 safkanımız yer alıyor. 7 ile 8 numaralı safkanlar ekil olarak piste çıkacak. Evet, benim burada tuttuğum 4 safkan var sevgili dostlar. Onlar sırayla nasıl? 8 numaralı safkanımız yani 371 günlük bir aradan sonra pistlere dönüyor. Yaptığı dördüncülük, ikincilikler üst üste, yani bu koşuda ben söz sahibi olmasını beklediğim safkanlardan biri. İlk defa binecek olan arkadaşımız da iyi ayarlarsa Yakup Aras Ekürler. Yani 8 yaşı olduğuna bakmayın, avlanmayın sevgili dostlar. Bu mesafede iyi koşacaktır, iyi koşu çıkartacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyeceğim. 8 benim ilk tercihim, ikinci atım. 5 nolu safkanımız, o da Furkan Çetin'le. Sonradan Altınolu safkanımız olacak Mehmet Kıyak'la. Yaptığı son ikinciliği gerçekten başarılıydı. 2000 metre handikap 15'i iyi bir koşu çıkarttı. 6 ile es geçmeyeceğiz ve de 3 nolu küçük zamanı diyeceğim ben. İsmail Demir'le, yani hem de altı da tanıyor. 4 kere beraber start alıp birini kazandı. Kazandı İstanbul'da kadın binici koşusunda güzel bir koşu gelmişti. O zaman da Zülfiye Bulut'la start alıp kazanmıştı. Ondan sonra bir yarış kazanamadı. Ben Nizamettin Demir'le 4'te 1 yaptılar. Ben Nizamettin'in ikinci birinciliğine 1-2 adım daha yakın gördüğüm küçük zamanlıyla es geçmeyeceğim. 8, 5, 6 ve 3 şeklinde benim buradaki sıralamam. Evet, 9. koşumuza geçelim. Bir meydanı 3 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacaklar. 10 safkanımız yer alacak. 6, 7, 8 ve 10 nolu safkanlar ekil olarak piste çıkacak. Evet, burada koşuya baktığımız zaman Emçim yarışında bir dördüncülük, ilk startında Ankara'da, arkasından 1300 yine Ankara'da bu mesafede güzel bir üçüncülükle ayrılan bir safkanı büyük ihtimalle yarın sürdürek favorihanesinde çıkacağını düşünüyorum. Ama ben bunun yanına da tuttuğum iki tane safkan var, onları da sizlere önereceğim, kuponumda da şans vereceğim. 5 tabii ki ilk tercihimiz Mehmet Akgöz'da. İkinci atım 1 nolu Koca Demir, Mehmet Salih Çelik'le kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Ve 4 nolu Soy Kırım diyeceğim. Halef Katı'yla etkili koşmasını bekliyorum. 105 günlük aradan sonra iyi bir koşu gelecektir. 5-1-4 benim bu koştaki sıralama. Evet, 10. koşu şartlı 4. Dişiler Amazlı 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. 13 safkanımız burada start alacak. 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Evet, ben burada yaptığı son koşularına gerçekten bayıldım. Etkili bir koşu çıkartmıştı. Son iki kum performansı Adana'da 1400'e şartlı 3'ü kazandı. Arkasından şartlı 3 yine 2100 uzun mesafede yine iyi bir koşu çıkarttı. Mehmet Salih Çelik'le 3'te 2 yaparak gerçekten başarılı bir koşular çıkartan bir mendip yavrusu. Yani burada kazanmaya çok çok yakın gibi görünüyor. Alternatif bir banko adayımız olabilir. İkinci altılarımızı iki bankoyla girebiliriz. Ama ben burada 5 nolu Kalk Gidelim'den enteresan bir koşu gelecektir. Sürpriz bir isim. Sonradan 2 nolu safkanımız Nizamettin Demir'le ve de 7 nolu safkanımız Tulum Hanım Serkan Yıldız'a çok çok dikkat diyeceğim. Bu safkanları da sizlere önereceğim. 3 çok önde çıkıyor bende. Alternatif bir banko, iki bankolu deneyecek arkadaşlar değerlendirebilir. Ama 5, 2 ve 7'yi de ben ihmal etmeyeceğim bu koşuda sevgili dostlar. Evet, Bursa'na aktaracağım Adana koşuları için sizlere önereceğim safkanlar. Bunları da 10 koşuyla sizlere yorumladım. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize Allah'a ısmarladık. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşça kalın.